Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ancak tabii ki yine ev şartlarında video çekmeye çalışıyoruz. Pandeminin etkisiyle sürekli olumsuz hava koşulları bir vesaire bir türlü düzgün bir şekilde aracımızı inip işimizi halledemedik. Öyle söyleyeyim size. Ben de soru cevap kısmını aslında 2-3 hafta önceden hazırlayacaktım. Aracın başında yapmayı düşünüyordum ancak bu da nasip olmadı. İlerleyen zamanlarda aracın başında ne işler yapıldı, ne yaptığını göstereceğim zaten bunda. Şimdi bagaj kabini ile ilgili bir soru gelmişti. Bagaj kabinin ölçüleri. Bagaj kabinin ölçülerini çok fazla uzun tutmadan hemen söyleyeyim. Arka kısım, yani o hoparlör kısmının arka kısmı, bagajımızın koltuğun dayandığı kısım, sırtlığın kısmı. O kısmı 100 çarpı 36,5 santim yaptım. O kısmı o şekilde uygularsanız sorunsuz bir şekilde oraya oturacaktır. Sol kısmı ise 16, 42, 68 oranlarında yaptım. Yani 16 şu kısım, 42 aşağıya kısım, 68 ise derinlik kısmı, sol çamurluğun bölgesinin olduğu yer. Bu şekilde alt taban ise bagaj halısının serdiğimiz yer yani. Alt taban yeri ise 73'e 103 oranında yaparsanız sorunsuz bir şekilde bagaj kabini doğana oturacaktır. Tabii ki 1-2 santimler belki oynayabilir. Bunu da ayarlarsınız. İlk başta kabinin kablamasını yapmadan önce bir testini yapın. Yerleştirin, bagaj kapağı örtülüyor mu örtülmüyor mu buna bir bakın. Bu yaptığımız ölçülerde sol arka çamurla gelecek olursak bu bagaj kapağı kapandığı zaman oradaki demir kısmı var. O demir kısmının olduğu yere bir oyuk daha yapmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim size. Sol arka çamurun o bagaj kapatırken zaten anlayacaksınız. Oraya bir hafif bir keserseniz orayı kestiğiniz zaman sorunsuz bir şekilde kabin engellememiş olacak bagajın kapanıp açılmasını. Evet, ilk sorumuzu cevapladık. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da bu manifoldun üstündeki müşürlerin bağlantısını merak etmişti. Bir abonemiz de, takipçimiz kendisi. Bununla ilgili bir video yapmamı istemişti. Ben de böyle bir toplu şekilde video yaptım. Resimde de görebiliyorsunuz. Beyaz müşür, siyah müşür, iki tane manifoldta müşür var. Bu müşürler karbüratörle bağlantılı. Beyaz müşürle siyah müşürün arasında görmüş olduğunuz gibi bir bağlantı var. T bağlantısı diyelim buna. Oradan altına doğru manifoldun üstünden geçen bir siyah hortum var. Bu iki müşür birbirine bağlandıktan sonra T şeklinde giden bir hortum. Bu hortum karbüratöre gidiyor. Karbüratörün oradaki, daha doğrusu manifoldun üstündeki, yani bu fren hortumu var ya, Westinghouse, yani fren merkezinin oradaki hortumun ucuna bağlı bu hortum. Orada o şekilde görebilirsiniz. Evet, bu resimde de gördüğünüz gibi beyaz müşürden, siyah müşürden çıkan diğer hortumlar ise bu şekilde karbüratöre bağlanıyor. Resimde gördüğünüz şekilde bağladıktan sonra sorunsuz bir şekilde, eğer arıza yoksa müşürlerde ve jigle diyaframında, sorunsuz bir şekilde otomatik jigle aktif hale gelmiş oluyor. Bu şekilde manifoldun bağlantıları tamamlanmış oluyor. Geriye de karbüratörde bir tek şey kalıyor. Bu kırmızı kablolu olan ise müşür kalıyor. Onun yeri ise zaten sabit. Herhangi bir farklı bir yere takma şansınız yok zaten. Bir de Judd off kablosu kalıyor. Bu kablo şu an burada aktif değil bende. Bunu aktif etmeyi şu an düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda belki aktif ederim. Manifold'un kısacası bu şekilde bağlantıları tamamlanmış oluyor. Evet, bir diğer üçüncü sorumuzda ise bu elektronik ile ilgili bilgiler verecektim. Bu kitabın işe yaradığını sormuştu arkadaş. Bu kitapta gerçekten çok güzel bilgiler var. Ben bu kitabı bayağı bir sayfasını okudum. Bayağı bir yol katlettik. Zaman oldukça okuyordum için. Şu an arabayla uğraşıyorum. Araba işini hafiflettim zaten. Fazla bir şey kalmadı. Kitabı tamamen bitirmeye çalışacağım. Çok güzel bilgiler veriliyor. Tavsiye ederim o yüzden. Bir de şunu ekleyeyim. Elektrikle ilgili bilgin olmadığını söylemiştin. Ben de sana ufak bir bilgi vereyim. Elektrikle arıza kaçakları nasıl bulunur diye. Şöyle bir multimetre olması gerekiyor. Yani ışıkla da bulunuyor ancak bu multimetre olursa, yani piyasada en uygun multimetre bu başlangıç multimetresi diyebiliriz. Bu multimetre sayesinde aracındaki kaçakları çok rahatla bulabilirsin. Onu söyleyeyim sana. Burada şu şekilde 10 ampere alıyoruz. Şurada gördüğünüz konum 10 ampere geliyor. Bu 10 ampere aldıktan sonra bu siyah en alta takılıyor. Bu üst kırmızı ise şurada 10 amper yazan yere takılıyor. Yani bir üste takacağız bunu. Yani şurada yazıyor. 10 ampere takacağız. Bunu yapmamızdaki amaç ise akümüzde diyorum, aracımızdan elektrik tesisatında kaçak olmadığını kontrol edeceğiz. İlla ki bu değerler okunacak. Burada 0,60 50'lerde çıkacak. O da çünkü merkezi kilit alarm takılı olduğu için. Bunu da aracımızı uygun bir olduğum zaman da uygulama olarak da sana göstereceğim. Şimdi ilk başta bir
bilgi verdim sana. Bu şekilde şimdi akümüzün kutup başını söküyoruz. Artık kutbunu sökelim ya da eksi fark etmez. Eksiyi sökelim. Ben eksiden başlayayım. Eksi kutbunu söküp bunu eksi kutbuna direkt bağlıyoruz. Bu da akünün eksi kutbuna bağlanıyor. Bu şekilde aküden çıkan akımı kabloya geldiğinde ne kadar amper çıktığı burada yazıyor. Yani burada mesela büyük yüksek miktarda amper okursanız bu da demek oluyor ki akümüz boşalma şeyi çok fazla. Yani anında aküyü bitirir ve kaçak var demek istiyor sana. Bu değer ne kadar yükselirse o kadar kaçak olduğu belli oluyor. Bu kaçağı da tabii ki bunu öğrendik. Bakın nasıl kaçağı bulacağız, nerede olduğunu anlayacağız. Bunu da sigortaları sökerek teker teker. Sigortayı söktüğünde eğer buradaki değer sıfıra düşüyorsa yani sıfıra yakın bir değere bu şekilde kaçağı bulmuş oluyorsun. Bunu uygulama olarak sana göstereceğim. Şimdi burada ön bir bilgi verdim sadece. Bu şekilde sorunlarınızı cevapladım. Tabii ki bir uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın. Ama tabii bu pandemi etkisiyle bir de ayrıca arabanın işleriyle uğraştığım için bu kadar gecikti. Ayrıca motor yağını ve ayrıca yağ fitresi, hava fitresini de değiştirdim. Gaz ayarı da yapıldı arabaya. Bunlarla ilgili videolar da gelecek. Bu tofaş yapmak isteyen arkadaşlar olursa bunlar da benim bilgi niteliğinde videolar olur. Benim bu deneyimim oldu. Bu ilk topladığım bir araba benim için deneyim oldu. Tabii ki bunları toplarken ne gibi zorlukları çektiğimi de her şeyi böyle ufak ufak paylaşacağım. Ne gibi sonuçlar geldi başıma. Yani çok uğraştım. Bazen kafa patlatacak dereceye geldik yani. Ama sonunda öğrendik. Bu yüzden mutluyum. Gaz ayarı olsun. Ondan sonra karbüratör temizleme, ayar. Bir sürü şey öğrendik. Yani daha da öğreneceğiz. Öğrenmediğimiz çok şey var. Bunu da biliyorum. Ama elimizden geldiği kadar bir şeyler etliyoruz kendimize. Siz de bu şekilde aracınızı kendi işlerini halledebilirsiniz. Ben başardım bunu denedim. Torpido sökmesi olsun ya da başka bir şeyler olsun. Hepsini denedim. Yani denemeden bir şeyler olmuyor. Denemek gerekiyor bazen. Risk almadan bir şeyler olmuyor. Tabii ki yeri geldiğinde bozulan parçalarımız oluyor. Yani kırdığımız, döktüğümüz yani bir şeyler oluyor yani. Ama tabii ki bunları tecrübe olarak görürseniz hep başarıya ulaşırsınız bu şekilde. Benim de çok bozduğum şeyler oldu. Ben ilk başta elektroniğe bilgisayar işleriyle başladım. Daha çok bilgisayarla haşır neşirdim. Daha sonradan bu elektronik bilgilerim ve tamir bilgilerim araca doğru kaydı. Bu şekilde devam ediyor. İlerleyen videolarda daha da iyi videolar gelecek. Arabanın başında ne gibi işler yapılır? Bu conta kaçakları olsun ya da gaz ayarı bilmem vesaire. Çekmediğim videolar var. Bunları da çekeceğim ayrıca. Daha iyi bir koşul oluşturmaya çalıştığım için videolar gecikti. Bir tıkar, tabii bu arada bir de bana destek çıkarsınız, takip olur ederseniz sevinirim. Diğer videolar gelmeye devam edecek. Bu sefer bir haftada bir video atmaya çalışacağım. Uzun bir zaman oluyor. Çok uzun zaman aşımına uğradım. Bunu da biliyorum, farkındayım ama dediğim gibi engelleri kaldırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ve yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.